Hazırsanız başlayayım. Değerli masum mensupları hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Dün Sağlık Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamaları, Sayın Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklamaları dikkatle takip ettik. Kendi tutumumuzu dün de ifade etmiştik. Bir kez daha söylemek gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ihtiyatlı, tedbirli bir iyimserlik içinde olduğumuzu ancak bu iyimserliğin toplumun genelinde bir hastalık var ve artık biz onu yendik. O güçsüzleşti ve artık bu hastalıktan kurtuluyoruz algısının ikinci bir dalganın başlangıcı olabileceğine dikkat çekmek istiyoruz. Sorun şu ki bu virüs ilk günkü kadar bulaşıcı, ilk günkü kadar öldürücü. Bu yüzden ilk günlerde ne kadar çok el yıkıyorsak, o kadar çok el yıkamalı, maskeye ne kadar önem veriyorsak o kadar vermeli ve sosyal mesafeyi ne kadar koruyorsak en az o kadar korumalıyız. Bütün topluma bu konuda daha zor günlerin bu günler olduğunu hatırlatmak isteriz. Çünkü bir bilinmezlik, bir korku ilk kez alınan ölüm haberlerindeki tedbir eğer bu günlerde olmazsa esas faciayı şimdi de yaşayabiliriz. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Neredeyse hani yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik demek için erken ama 65 yaş üzerindeki büyüklerimiz haftalardır evlerinden çıkamadılar, toprağa basamadılar. Belki oturdukları yeryüzünden bazıları güneş göremediler. 20 yaşından küçük evlatlarımız, kardeşlerimiz aynı durumdalar, benzer durumdalar ve buraya kadar geldikten sonra bu vakaların artık hızlı bir şekilde bitip hayatın normalleşmesi lazım ama bunun için en önemli şey hep birlikte ciddiyetle tedbirleri sürdürmek. Bu çağrıyı yapıyoruz. Hatırlayın ilk günlerde bir kişi, üç kişi, beş kişi ölüyordu. Sakın normalleşmesin. Günde yüz kişi, doksan kişi, seksen kişi. Bundan bir hafta önce yüz yirmi beş kişi ölüyordu. Bu kadar tehlikeli bir hastalığı sakın kimse hafife almasın. Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamalar ve ortada bir tartışma var. Tartışmaya iki boyutuyla katkı yapmak isteriz. Birincisi Türkiye'deki Covid vakalarının sayısı ve ölüm sayılarının gerçek sayıları yansıtıp yansıtmadığı. Buradan Sağlık Bakanı ya da Sağlık Bakanlığı'nın bu rakamları gizlediği, çarpıttığı gibi bir şey söylemiyoruz. Ama artık Sağlık Bakanı'nın da kabul ettiği bir şey var ki bütün sağlıkçıların da dile getirdiği bir şey var. O da şu Türkiye'de bir kişinin Covid'den ölmesi ve Covid'den öldüğünün kayda geçmesi için PCR testinin pozitif çıkması lazım. Test yapmadan ölenler, test yapıldığı halde sonucu gelmeden ölenlerin ve yüzde yetmiş doğruluk veren PCR'daki yüzde otuz false negatif denen yani yanlış negatif sonucun düşünüldüğünde çok sayıda vatandaşımızın Covid'den kaybettiğimiz halde bulaşıcı hastalık tanısıyla gömüldüğünü biliyoruz. İstanbul'da geçen sene bir ayda iki kişinin, üç kişinin bulaşıcı hastalık diye gömüldüğü İstanbul'da şimdi 600, 700, 800 bulaşıcı hastalık tan gömülen insan varsa başka bir bulaşıcı hastalık var da biz mi bilmiyoruz? O zaman onunla da mücadele edelim ya da bu işin tanımlamasını doğru yapalım noktasındayız. Burada Sayın Sağlık Bakanı da söyledi. Dünya Sağlık Örgütü 16 Nisan'a kadar böyle istiyordu dedi. Ama artık Dünya Sağlık Örgütü de testin pozitif çıkmadığı, yanlışlıkla negatif çıktı. ama tablonun çok belli olduğu. Doktorlarımız diyor ki böylesi bir öksürük, böylesi bir ateş ve böylesi bir bilgisayarlı tomografideki akciğer görüntüsünün COVID olduğu çok net vakalarda Test yanlış gelse de biz onları tedavi ediyoruz. Ama vefat ettiğinde biz buraya Covid girmiyoruz. Giremiyoruz diyorlar. Ve Sayın Sağlık Bakanı dün şimdi eleştireceğimiz bir yaklaşımla şöyle söyledi. Dedi ki Sağlık Bakanı söyledi ki kişiler öldüğünde onların ölüm sebebini Sağlık Bakanlığı değil onların ölüm sebebini doktorlar yazıyor. Çok sayıda doktordan aldığımız telefonlar ve sosyal medya paylaşımları şunu söylüyor. Biz istesek de sisteme Covid giremiyoruz. Girmek için PCR testinin pozitif olduğunu ve orada göründüğünü istiyor sistem. Hasta bal gibi Covid test negatif ölünce bulaşıcı hastalık diye gidiyor. Bu gerçekleri görelim. Sağlık Bakanı'ndan ayrıldığımız nokta biz girmiyoruz doktorlar giriyor diye doktorların yapabileceği bir şey yok. Bu konuda sistemin düzeltilmesi lazım. Ve 16'sından beri Sağlık Bakanlığından Dünya Sağlık Örgütü bu veriyi tutmasını istemiş ama Türkiye'nin bu veriyi baştan beri tuttuğunu da biliyoruz. Bilim Kurulu'nun değerli üyeleri de bunları ifade ettiler. Bu bilgilerin mutlaka kamuoyundan paylaşılması lazım. Yani Covid negatif olduğu halde Covid pozitifi doktorun gördüğü ve hastanın vefat ettiği vakalar açısından önemli. Bilim kurulu üyesi bilinen vakaların en az iki katının Türkiye'de vaka olduğunu söylüyor. Bu gerçekleri bilmemiz lazım. Bu gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Ve tekrar söylüyoruz. Sağlık çalışanlarının moralini bozmamak lazım. Onlar müthiş bir çaba içindeler. Büyük bir kahramanlık içindeler. Onları motive etmemiz lazım. Bu motivasyonun bir yolu sağlıkta şiddet yasasını çıkarmaktı. Ama saraydan gelen metni değiştirtmedikleri için Türk Tepleri Birliği'nin bizlerin ve hatta Sağlık Bakanı'nın istediği gibi bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılamadı. Bir diğer destek yüreğimiz yanıyor. 7428 sağlıkçının covid pozitif olduğunu öğrendik. Son rakam verilmediği için ben telaffuz etmek istemiyorum ama çok sayıda hayatını kaybeden doktorumuz, hemşiremiz, hasta bakıcımız, eczacımız var. Bunların her birisi çok değerli. Buradan açık çağrıda bulunuyoruz. Birazdan deyince Cumhurbaşkanı diyor ki ilk işimiz şu olacak, ilk işimiz bu olacak. Bu meclisin ilk işinin, bu yüce meclisin ilk işinin, öncelikli işinin hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit sayılması, onlara şehit unvanının verilmesi ve yakınlarının şehit yakınlarına tanınan haklardan yararlanmalarının sağlanması lazım. Bu zaman zaman bizler tarafından da dillendirildi. Bu konudaki kanun teklifimizi de meclise sunuyoruz ve tüm siyasi partileri buna destek vermeye çağırıyoruz. Canları pahasına cephenin en önünde savaşan bu kahramanlarımızı yaşayanlarını elbette alkışlıyoruz. Hasta mücadele etmeye devam edenleri, hasta olanları acil şifalar diliyoruz ama hayatını kaybedenlere bu şehitlik mertebesinin biz zaten inancımız olarak tanınmış olduğu noktasından eminiz ama kanunen de bunun mutlaka verilmiş olması gerekir diye ifade ediyoruz. Oysa gündem buyken dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle meclis açılınca ilk iş Barolar Birliği'nin seçim sistemini değiştirecekmiş. Bu bugün söylenecek bir söz değil. Bu çok yanlış bir yaklaşım. Özellikle şunu ifade edelim baroların yani meslek örgütlerinin seçim sistemlerine müdahale etmek bir FETÖ'cül akıldır. Bu akıl 2011, 12, 13 yılında birikmiştir. 2014 yılında bunu denediniz, sizi ikna ettiler, bunu yapmaya niyetlendiniz, söylediniz, yapmadınız. Bu FETÖ taktikleri, bu FETÖ yaklaşımlarının halen daha karşılık buluyor olması, sarayda konuşuluyor, teklif ediliyor olmasını gerçekten şaşılacak ve bakılacak bir yer olarak görüyoruz. Bir yerlere bakmak lazım bu akılları kimler veriyorsa. Ve sizi istediği kadar rahatsız etsin, şok etsin, hiç katılmadığınız ifadeler olsun. Meslek örgütleri yapıları gelince muhalif örgütlerdir. Yapıları muhalif örgütlerdir. Çünkü iktidarı övecekler zaten vardır, bulunur fazlasıyla var. Meslek örgütleri talep mekanizmalarıdır, uyarı mekanizmalarıdır sizi alkışlama mekanizmaları değildir. Meslek örgütleri hele hele Türkiye'de diğer sivil toplum alanının çok rahat olmadığı bir yerde kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin yapmış oldukları açıklamalardan rahatsız olduğunuzda aklınıza ilk bunların seçim sistemini değiştirelim. Büyük şehirlerin delege sayısı düşsün. Nispi temsille işte bizim arkadaşlarımız da baro yönetimlerine ee, aldıkları o oranında iki 3 tane de AK Partili girsin meseleleri nispi temsili tartışacaksanız bunu demokratik ve tüm sivil toplumla birlikte oturup tartışmasınız gereken başka bir husus. O tartışma sizi başka yerlere götürür ama bu tehdit vari. delegesini azaltalım. Nasılsa bir makbul muhalefet partisi bulduk. Sağda bir tane de makbul kendimiz için birisinin liderliğinde işte Barolar Birliği böyle gitsin, buna itirazlar karşılık bulamasın. Nasıl Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongresinde yarışmasını iptal ederek Milliyetçi Hareket Partisi'nde genel başkanlık iddiasını ortaya koyan kişileri partiden ihraç sürecinin önünü açtıysak Barolar Birliği yönetiminin de değişeceği anlaşılıyor. Sisteme müdahale edelim, makbul kişiler oranın başında kalsın yaklaşımını son derece sorumlu bulduğumuzu hoşuna gitmeyen herkesi susturmaya kalkan bu anlayışı ayıpladığımızı kınadığımızı da açıkça ifade etmek isterim. Ve millet can derdindeyken ülkede bir süredir Fahrettin Altun'un mangal keyfi için kanunun arkasından dolandığı vakıf malına el attığı daha sonra da suçüstü yakalanınca vakıflarla günlük kontrat yaptığı o gün kontrat yaptığı Kuzguncuk'ta bir arsayı aylık 250 lira gibi komik bir paraya kiraladığı meselesi konuşuluyor ve bugün bu saatlerde şimdi Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanımız ve Cumhuriyet Gazetesi'nin dört değerli basın emekçisi Olcay Büyüktaş, İpek Özbey, Hazal Ocak ve Vedat Arık İstanbul Adliyesi'nde bu haberden dolayı ifade veriyorlar ve haber terör kapsamında sorgulanıyor. Bu haber terör eylemi olarak nitelendirildi. Fahrettin Altun kendi gündemini bastırmak için bir mağduriyet yaratmak için öyle şeyler söyledi öyle şeyler yaptı ki belki bir yerde de iyi ki de yaptı. Çünkü Türkiye'de terör tanımının tartışmalı olduğunu biz söylüyorduk kabul ettiremiyorduk. Hayır diyorlardı. Gazeteciler içeride diyorduk. Onlar gazetecilikten yatmıyor diyorlardı öyle mi? En klişe laf. Onlar gazeteciler hapiste ama gazetecilik suç olduğu için yatmıyorlar. Haber yaptılar diye yatmıyorlar diyorlardı. İşte biz de diyorduk ki terör tanımını o kadar geniş tutuyorsunuz ki gazetecinin haberini terör eylemi sayıyorsunuz işte burada. Haber ne? Mangal, çardak, duvar, yerlere taş, çivi bile çakamayacağın Kuzguncuk'ta Boğaziçi öngörünün bölgesinde. Yapmış mı yapmış. Peki suçu kabul etmiş mi? Ekrem İmamoğlu'nun açık beyanından da anlıyoruz ki kabul etmiş. Diyor ki Fahrettin Altun Bey tanımam. Tanımam etmem. Eve yapılan işlem kişiye göre yapılmaz. Zaten tesadüftür. İşlem yapıldığı gün basında da yer buldu. Kendileri hatalarını kabul ettiler. Kendileri yıkıp yapacaklarını ifade ettiler. Arkadaşlarımızın bana ulaştırdığı rapor bu yönde. Kendileri hatalarını kabul ettiler ve arkadaşlarımız da bunu tutanak altına aldılar. Yani haberin doğru olduğu, Fahrettin Altun tarafından da kabul edilmiş, tutanak altına alınmış, yapılanlar belli, suç olduğu belli. Ama devletin atanmış ve kayrılan bürokratının bu haberini yapan Cumhuriyet Gazetesi bugün gazetecilik yargılanıyor İstanbul Adliyesinde. Gazeteciliği yargılıyorlar ve İstanbul Adliyesinde bunu yapıyorlar. Bu utanç verici bir durumdur ve şimdi gelelim bu Fahrettin Altun'un bu ayrıcalıklı kişinin görevini kötüye kullandığı kısımlar var. Kendi nüfusundan yararlanarak yaptığı işler var. Bir de kendine bağlı kurumları kendi şahsına Cumhurbaşkanı'nın bile değil Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı kendi şahsına yaptığı işler var. Basında bir haberi makaslamak, makas atmak, altın makas var. Şimdi altın makasla tanıştık. Altın makas. Neyle ilgili altın makas? Elimde. Burada hep beraber göz gözeceğiz. Kameraman arkadaşlarım, basın mensubu arkadaşlarım. Her gün çıkıp burada basın açıklaması yapıyoruz. Bu son iki günkü metinlerim. Elbette Anadolu Ajansı'nın burada emek çeken çok değerli mensuplarını, temsilcilerini tenzih ederim. Onlar görevlerini tıkır tıkır yapıyorlar. Ben konuşuyorum onlar yazıyor. Ben konuşuyorum onlar yazıyor. Onlar geçiyorlar. Ama sonra bakın Tabii ki çok az veriliyor. Çok şikayetçiyiz. Ama bu Cumhurbaşkanı'nı eleştirdiğimiz kısım bu kadar olsun geçebiliyor. Buradan yazılıyor. Bir yerde kesiliyor. Bir yerde kesiliyor. Bu kadar geçebiliyor. Bu Devlet Bahçeli'ye Milliyetçi Hareket Partisi'ne cevap verdiğim kısım. Devlet Bahçeli eleştirilebiliyor. Üç gündür burada Fahrettin Altın konuşuyoruz. Bir kelime yok arkadaşlar. Bir kelime. Eğer Anadolu Ajansı kendi bağlı olduğu Fahrettin Altun hakkında burada söylediğimiz dünya kadar sözün bir kelimesini yazmıyorsa Recep Tayyip Erdoğan hakkında diyorsun çok kısaltıyorlar çok zararsız yerlerini kullanıyorlar ama bu kadar kullanıyor. Çok kısaltıyorlar çok zararsız yerini devlet bahçeliği de eleştirebilirsin. Fahrettin Altun dokunulmaz. Cumhurbaşkanından da dokunulmaz. Bu nasıl bu nasıl bir kendi yetkisini kötüye kullanmaktır. Ha ama buradaki deşifreleri de satır satır okuyor. Satır satır okuyor. Bütün gazetelerin ilk sayfaları tabii kendi kontrolünde tutabildiği. Bunun için muhalif basını söylüyoruz ama zaten onlara da basını ilan kurumundan verme, başka taraftan kısıtla, akreditasyon yap ama gazetelerin ilk sayfalarını görüyor bir beyefendi. Bunu büyütün diyor. Daha güzel resim koyun diyor. Neden bu kadar küçük gördünüz diyor her akşam. Böyle büyütüyor gazetenin ilk sayfasını. Vatandaş okumadan önce böyle gazete büyütüyor. Kendisi olunca altın makas. Anadolu Ajansı ya. Atatürk kurmuş Atatürk. Partimizin de kurucusu, ülkenin kurucusu. Cepheden cepheye haber sağlıklı gitsin diye. Millet, milli mücadeleden sağlıklı haber olsun diye kurmuş. Atatürk'ün kurduğu kurumda altın makas. Kendi şahsına sansür uyguluyor. Yazıklar olsun. Hala buna sahip çıkacak mısınız? Elbette ki biliyoruz ki sarayda çok rahatsız olanlar var. Elbette parti içinde kendisinden çok rahatsız olanlar var. Ama bu kadar basit bir şey. Hodri Meydan. 60 gün önce de aynısını yaptı. Anadolu Ajansı'nın Fahrettin Altun hakkında geçtiği bu son tartışmalarda söylediğimiz sözlerden bir virgül bulun. Yok. Şahsına sansür kurulu. Bravo. Tam nasıl bir iktidarın bir kişinin ve etrafındakilerin elinde şahsi en güzel örneklerinden bir tanesi de yapılmış durumda. Tabii bu beyefendi sosyal hayatta arsa tecavüzü Anadolu Ajansı'nda altın makas bir de akşamları troll ordularını yönetiyor. Troll ordularını ve biz kendisini eleştiriyoruz ya Göya bize hat bildirecek. Göya beni yıldıracak. Göya bizi susturacak. Bir açıklamamızdan 40 saniyeyi kesiyor ki o kısmında da bir şey yok. Ve diyor ki trollerle. Hangi troller biliyor musunuz? Bakın örneğin söylemek de doğru değil ama rezilsin CHP diye bir hashtag açmış. Sonra Özgür Özel diye bir başka saldırı. Bunların başlangıcına baktığınızda bot hesaplar var. Yani robotlar yapıyor. Anlamsız kelimeler altına şey. Bunların kurguladığı. 2000, 3000, 5000 tane tweet atılıyor. Daha sonra bütün troll orduları, hedef gösterilen bütün kendi özel ekipleri saldırıya geçiyorlar. Efendim, Özgür Özel darbe çağrısı yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkan vekilinden bile ortaya takılan var. Açın arkadaşlar, Özgür Özel'in hali hazırda aynı gün yaptığı basın toplantısının benim sosyal medya hesabımda baştan ikinci ya da üçüncü tweet konuşmada şu var. Seçimle geldiniz, seçimle gideceksiniz. Sizin gözünüzün içine baka baka söyledim. Canlı yayında söyledim. Saray rejiminin sonu geliyor dedik. Anlattık, anlattık, anlattık. Geldiğiniz seçimle de gideceksiniz inşallah dedik. Dört dörtlük. Ama bir bakıyorsun o kısmı kesiyor. Burada darbe çığırtkanlığı varmış. Ne demişim? saray rejiminin sonu geliyor inşallah. O son Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaların çünkü Türk Tarih Kurumuna olmadık bir adama atadılar. Atatürk düşmanlığıyla ünlü. Bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin. Görevini devlet memuru gibi yapan devlet memuru. Hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen bürokratlar, çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti saat gibi işler. O saatin en kıymetli çarkları siz olursunuz. Eğer koltuğunuza liyakatle oturdunuz, devletinize sadakatle çalışıyorsanız, sırf Atatürk düşmanlığında markalaştınız diye inadına atandıysanız, saraydaki koltuğundan kalktığında o görevden alınmak için beklemeyin, koltuğunuzu terk edin. Altına tekrar imzamı atıyorum. Aynen de tekrar ediyorum. Bunun neresi darbe çağırtkanlığı? Ama dediği şey, Özgür Özel demiş ki saray rejiminin sonu geliyor. Gelmiyor mu? Bakalım geliyor mu gelmiyor mu? İşte buradan. 24 Haziran seçimini tam bilen, 23 Haziran tekrar seçimini bilen, 31 Mart seçimini bilen Avrasya araştırma. Son 3 kritik ve en dikkat çekici 3 seçimi bilen Kemal Özkuras, anket açıkladı. Bakın anket burada sayfa sayfa bakılabilir. Kendi sosyal medya hesabında var, basında var. Evet. Sayın Özgürüz'ün açıkladığı ankete göre bugün açıklandı. Müjdeler olsun Türkiye. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz? Yüzde 38.9, 39. Evet. Yüzde 44.5 hayır. Cevapsız Tablo bu. Yüzde otuz sekiz nokta dokuz. Işte size anket. Künyesi belli. Yapanı belli. Ilan edeni belli. İşte anket bu. Şimdi saray rejiminin sonu geliyor deyince darbe çağırtkanlığı. Cümlenin sonunda konuşmanın içinde burada üstüne basa basa. Zaten kendi pratiğinizde yok mu? AK Parti Grup Başkan Vekili de o kısmına yapmış. Mehmet Müştivit atmış. Neyden darbe çağırtkanlığı? Sorsana o gece burada olanlara. Darbe yaptılar. Kalkıştılar. Kapalı meclisi açalım diye telefon açan Özgür Özel. Genel başkanından konuşup genel başkanına efendim genel kurmaydan bilgi aktarmaya çalışıyorlar. Atatürkçüler de destekliyor bilgilerini vermeye çalışıyorlar da genel başkanının darbeyi kimin yaptığından ilgilenirsek darbeye karşı tutum almak tartışmalı olur. Kim yaparsa yapsın karşıyız talimatını almış Özgür Özel. Darbe kimden gelirse gelsin karşıyız. Gelip de burada darbeciler bomba atarken başkanlık divanına demokrasi öpücükleriyle davet edilip darbecilere teslim olmayız. İlk seçimlerde iktidar görevine talibiz. İktidar olur, mil, muhalefet olur. Millet ne görev verirse onu yaparız. Darbeye teslim olmayız diyen Özgür Özel'e kes kopyala yapıştır Fahrettin Altın Makas. Gitmiş ondan sonra Algı operasyonu yapıyor. 80 bin tane tweet attırıyor. 800 bin tane attırsanız ne olur? Bir santim eğlenin. Bir adım geri gidenin. Bir kelime eksik olanın canı çıksın. Namerttir. Sizden korkan sizden beter olsun. Bu anketlerde eriyorsunuz ya. Ondan çıldırdınız. Yine kutuplaşma. Yine saldırı. Bütün mesele bu. Merak eden olur. Aynı ankette hangi partiye oy verirsiniz sorusu da var. Hangi partiye oy verirsiniz sorusunda Kararsızlar dağıtılmadan AK Parti 29. MHP'yi merak edene de 7.6. Kararsızlar dağıtılınca AK Parti 34, MHP 9, MHP değeriyor, Toplamı 43. Ne oldu meclis çoğunluğu? Bay bay. Gideceksiniz ve buraya eğer muhalefette tutunabilirseniz, muhalefet yapabilirseniz, iktidar olanakları kayboldu diye tuzumuz olmazsanız, Burada nasıl Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete layık kadroların yaptığı atamaları, çıkardığı kanunları, yapacağı demokratik parlamenter bir anayasayı burada göreceksiniz. O şerefe o şerefe o gün muhalefet milletvekili olarak bir grubunuz belki de iştirak dahi edeceksiniz. Ama şunu söyleyelim, iktidara geldiğimizde diyorlar ki CHP işte söyledi kıyım yapacakmış. Açıkça söylemişim. Devlete sadakatle çalışan, liyakatla atanmışlar şey. Sırf Atatürk'e düşmanlıkla markalaştınız diye inadına atandıysa beklemeyin bizi gidin demişim. E şimdi iktidara geleceğiz. Fahrettin Altun iletişim başkanlığında duracak. Altını Borsa İstanbul'un yönetiminde tutacağız. Manas Üniversitesi mütevelli heyetinden de üçüncü maaş alacak beyefendi. İki de öbür taraftan geliyor eve beş maaş. Öyle mi olacak sanıyorsunuz? Fesli Deli Kadir'in önünde el pençe divan duran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş o göreve mi devam edecek diye düşünen var. Ya da Atatürk düşmanlarına meftun Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na atadığınız Ahmet Yaramış'ı resmi gazete 24'ünde yayınlanıyor 20'sinde görev devir teslimi yapıyorlar. Saray rejiminin bürokratları. Saray rejimi deyince alınıyorlar. Ve bunların her birisi aslında ne durumda olduklarını gösteriyor. Ha işin bir de başka küçük ortak tarafı var. Onlar da ya büyük ortak bir şeyleri çarpıttı. Bize de bir şey düşer. Biz de bir şeyi tersinden anlayalım. Biz de çıkalım bir şeyler söyleyelim. Efendim diyor ki birçoğu diyor şöyle söylüyorlar. Biz dedik ki Sayın Bahçeli'ye hem Ankara barosuyla ilgili hem de işte Alevi vatandaşlarımızdan ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir yayınındaki bir trolleme meselesi üzerinden ki tartışmada tuttu Sayın Başveli Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmayız dedi. Dedik ki yapmayın. Kötü çağrışımlar yaratmayın. Bu dediğiniz söz Sivas katliamında o gün Sivas'taki bir gazetenin manşetiydi. Sivas'ta ertesi gün dört gazete o manşetle çıktı. Bu kötü şeyler hatırlatan bir şey. Ne bu? Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmayız. Böyle çağrışımlar yapmayın dedik. Vay efendim açıklama yapıyor insan utanıyor. Koskoca partinin koskoca sözcüleri, genel sekreteri. Sivas katliamını biz yapmadık lan. Yaptı. Size siz yaptınız diyen mi var? Sivas katliamında katledenlerin sloganlaştırdığı ve gazetelerden çağrı yaptığı bir lafı şimdi siyasetin gündemine taşımanın ne manası var diyoruz? Sivas katliamında biz yapmadık. Biz iktidarda değildik. Öyle bir şey yok. Ve tutmuş. Dünya kadar hakaret iftira. Ve ardından Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü beni özüre davet ediyor ve arkasından tehdit. Yoksa işte partimizin gençleri falan ıı, ülke ocakları kanalıyla bana hat bildireceklermiş. Bunları yapıyorsunuz. Sonra da video video da paylaşıyorsunuz. Bunu söyleye söyleye şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı gene mi söylüyorsunuz? Bir tükenmişlik itirafı diyor ki ben genel sekreter olarak partimin grup başkan vekilleri, partimin genel başkan yardımcıları. Bu sözlere sözle cevap veremiyoruz. Biz yokuz bittik diyor. Parlamento burası. O da milletvekili ben de. Ben kürsüye çıkıp bunları çürütemem. Bunları yenemem diyor. Ben çaresizim. Son çare şiddet vahşet diyor. Burada özür talep etmiş ya. Özür dilenecek bir şey varsa siyasete bu tehdit dilini siyasete şiddeti çağıran bu yaklaşımı yapan çıkacak özür dileyecek. Partisinde inşallah halen daha bir akli selim vardır ve bunu düzeltir, bunu geri aldırtırlar. Özür dileyecekse bu ifadeleri kullanan dileyecek ve utanılacak bir şey varsa o kullanılan son cümlenin kendisidir. Ne özür dileriz? zaten dilenecek bir şey yok. Ne de bu tehdite teslim oluruz. Biraz önce söylediğimiz gibi ben şunu çok net söyleyeyim. İsmet Büyük Ataman beni tehdit edebilir. Ben iki tane öğretmenin çocuğu on yaşından sonra yatılı okullarda devlet parasız yatılı bursuyla büyümüş biriyim. Beni tehdit edersin ya korkarım ben. Özgür Özel korkar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili korkmaz kardeşim. Korkmaz. Savaş Meydanı'nda kurulmuş partinin grup başkan vekili bunlardan korkmaz. Korkarsak bu görevi yapamayız. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar.